bunun doğrudan pürüzsüz bir işbirliği olacağını söylemek çok zor. Çünkü Türkiye'nin belki birinci önceliği yani Öcalan fikirleri etrafında örgütlenen örgütleri zayıflatmak olabilir. Fakat onlara müdahale ettiği her anda aynı zamanda İran çıkarlarını da tehdit etmiş oluyor. Yani örneğin mesela Sincar özel bir bölge. Sincar bölgesinde örgütün varlığını azaltmak istiyor Türkiye ya da yok etmek istiyor orada. Fakat o bölge aynı zamanda İran yanlısı Haçlı Şabi halk güçleri yapısının da var olduğu bir bölge. Dolayısıyla İran'ın karşısında şöyle bir seçenek var. Yani örgütün oradan çıkarıldığı ve yerine Türkiye'ye ya da Türkiye yanlısı Sünni belki İslamcı grupların geldiği iki farklı senaryo var. Bu iki senaryo da İran için çok tercih edilir değil ve eğer tercih evet. edilirse muhtemelen bölgenin geri kalanıyla ilişkisi daha sorunlu olan yani İslamcı gruplarla çelişkisi daha yüksek olan yani PKK'nin orada bulunmasını sağlaması, onu kabullenmesi muhtemelen şey için daha İran için daha iyi olabilir. Fakat Suriye'de yani YPG'nin kazandığı güç ne İran'ı ne de Suriye rejiminin kabul etmek isteyeceği bir seviyede değil, çok yüksek bir seviyede ve onun Amerikan ittifakı içinde bunu yapıyor olması çok büyük bir tehdit. Ve belki daha sonra İran'ın kendi toprak bütünlüğü açısından da tehdit. Çünkü son zamanlarda birçok Kürt örgütünün sadece yani birçok Kürt örgütünün şey yaptığını biliyoruz. İran'a karşı tehditlerini arttırdıklarını biliyoruz. Öte yandan daha önce Türkiye ile İran arasında defalarca istihbarat paylaşımı, politik işbirliği, askeri işbirliği yapılmaya çalışıldı ya da belli düzeylerde yapıldı. Ve eğer yani örgütün merkezine bir saldırı olacaksa bunu yapmaya en uygun ülke yine İran. Çünkü Kandil bölgesi doğrudan İran'la çok yakın sınırı bir sınırda. Doğrudan topçu atışına bile yapılabileceği bir bölge. Türkiye için ise o bölgeye müdahale işte yüzlerce kilometrelik alanı havadan geçmek ya da karadan geçmeyi gerektiriyor. Ki geçmişte Türkiye bunu 2008 yılında hatta geçen haftalarda tekrar sınır ötesi operasyonuyla bunun belki ihtimalini zorladığı zamanlarda istediği başarıyı elde edemedi. Dolayısıyla örgütün genel merkezi üzerine bir baskı kurmak istiyorsa Türkiye İran'la işbirliği yapmak zorunda. Fakat bu işbirliği her zaman Türkiye'nin İran'ın başka çıkarlarına tehdit oluşturmasını da sağlıyor.